Merhabalar, ben Köftes Köte ve şu an daha önce karşılaşmadığımız bir yerdeyiz. Burası nedir diye soracak olursanız... Gecenin körü. Şurayı hatırlıyorsunuz. Evet, burada bir yeraltı oyuğuna gizlendim. Evet, kamera arkasında neler yaptım? Şunları böyle yerleştirdim. Şurada göreceğiniz üzere bayağı bir orman katlettim. Bunun yanı sıra madene çıktım. Şurada gördüğünüz gibi bazı ilginç madenler var ve şurada dev bir tin yatağı vardı. Dı diyorum çünkü şu an o tin yatağı komple burada. Ve şurada. Beyaz olanların hepsi tin. Ve bu hatırlatırım, şunlardan 4 tane çıkıyor. Hatta polarizer şeklinde yaparsak 5 tane çıkıyor. %10 şansla. Evet. Bunları da atlattığımıza göre şu efekt ne ona değince. Hatırlarsanız warp'lar bayağı sorun çıkartıyordu bize. Warp'lardan geçici olarak kurtulmanın yolu var. O da bu. Bir adet Salus Mundus'u 6 Auram, 6 Cognito, 6 Ordo ve artı Sano ile birlikte Crucible'a koyarsak bunu elde ediyoruz. Peki bu nedir diye soracak olursanız Balance Shard'ın pişirilmiş hali. Balance Shard ise bu şekilde yapılıyor. 5 tane Primal, yani ana aspect ve onlardan olmayan bir adet şart. Yani nasıl diyelim? Balance şart yapmak için en kolay yol. 2 air şart atın. Pardon. 1 air şart atın. 1 fire şart atın. 1 water şart atın. 1 earth şart atın. 1 order şart atın. Ardından bir tane de entropy şart atın. Elinize 2 tane, pardon, 1 tane gelecektir. Onu da pişirdiğinizde Salus Mundus elde ediyorsunuz. Şu warp efektim geçsin. Size göstereceğim bir şeyler. Bunun yanı sıra yapmak istediğim bir şey bu. Fakat çok fazla materyal istiyor. Cognito'yu nereden elde edebilirim bir bakayım. Ve hıçkırık tutmak zorunda mıydı Cognito? Tam kağıttan elde ederim. Başka ne lazımdı? Sano. Ha dur, Ordo'ya bakalım. Ordo bayağı bir şey de var. En güzeli Chiseled Stone'dan. Sano. Golden Apple gayet güzel bir materyal bunun için. Evet. Ha, artık nugget değil, ingot istiyormuş. Tamam. O zaman 8 tane daha alalım. Evet. Ve warp'ımız bitmek üzere. Şimdi bir bakalım tekrar sana. On altı cognito. Sana. Tamam. Sekiz tane senden. Ordo lazım şimdi. Gelin bakalım.
Şunları da bir ara inceleyeceğim. Tamam. Şimdi bir de ne atmak lazımdı? Tallow Block. Bunun için Magic Tallow lazım. Magic ve Rotten Flesh. İki Magic, Rotten Flesh. Magic'i nereden elde edebiliriz? On sekiz. Rotten Flesh. Altı. Tamamdır. Ardından da şunları kaldıralım. Pik eksim nerede? Tamamdır. Evet, sonra siz gelin. Ve sırasıyla tabii önce şu arkadaşı yapmak lazım. Tallow Block. Sonrasıyla Ordo. Lanet. Bir şeyler sığmadı. Bakalım neler sığmadı. Cognito 2 tane lazım. Samo lazım. Alayınız. Ordo. Hızlıca. Samo için Zinc kullanabilirim. Ah, yanlış şey attım. Çok yanlış bir şey attım. Evet, batırdık bayağı bir. Neyse, ordumuz oldu. Cognito. Apple. Evet. Böyle köftenin dörtlükleri. Olmuyor. Neyse. Salalım. Ve kapı çaldı. Hemen geliyorum. Evet, geri geldim ve sabun işini sonraya bırakacağım. Tamamdır. O zaman size şu Purifying Bad Salt'un nasıl kullanıldığını göstereyim. Şunu şöyle atıyoruz. Bekliyoruz azıcık. Biraz bekledikten sonra ne kadar bekleyeceğimiz değişiyor bazen. Evet. Bunun içine giriyoruz. 26 dakikalık bir dayanıklılığımız oluyor şuna karşı. Şu hazırda dursun. Evet. 26 dakika boyunca warp'lara karşı korunuyoruz bu sayede. Yani o zararlı etkiler 26 dakika boyunca bize dokunamıyor. Peki şimdi ne yapacağız? Evet. Yaptığım research'lere devam edecektim.
şunları falan bayağı bir geliştirdim. Bayağı bir şey öğrendim Tomcraft hakkında. Onlara da değineceğim bir ara. Ayrıca Golem kısmını tamamen bitirdim bu arada. Warp'ların nereden çıktığını da öğrendim. Şöyle, Forbidden Knowledge diye geçen şeyler size warp ekliyor. Yani Forbidden Knowledge'ları araştırdığımız takdirde warp'ımız oluyor. Böyle. Wand'larda Tomb Tinker'da çok fazla ilerlemedim. Burada bayağı bir ilerledim. Node Stabilizer'ımız var. Şunları araştırmadım. Burada duruyorlar. Onları araştıracağım şu an. Oradan falan filan az. Ama Aerim çok. Aerim bayağı bir çok. Bunun yanı sıra şunları falan araştırdım bayağı bir. Ve Silverwood Wand Core yapabiliyoruz. Bunun yanı sıra Staff Core yapabiliyoruz. Ah, senden iki tane yaptım kazara. Diğeri git. Şu crafting bilmem ne. Onları daha sonra bakacağım. Bakalım başka. Başka yaptığım şey, ya bulduğum ilginç bir araştırma. Şunlara giriştim biraz. Brain Ledger'ı araştırdım. Şunları tamamladım. Şu arkadaşlar vesaire vesaire. Yani bayağı bir araştırma yaptım. Şu arkadaşlar hazır. Şu bitmedi. Şunlar. Evet. Bayağı bir şey yapıldı yani. Unutmadan bir şey bakacağım. Tam 9 tane. Knowledge Fragment. Bakalım bu neymiş? Eternal Bloom. Bakalım. Şu ne? Magic ve bu. Wait. Sen de bununla bunun birleşmişsin. Hava girse daha mantıklı olur. Çünkü havam çok fazla var. Evet. Ardından bu. Sen şöyle gel. Ardından sen şöyle gel. Ve de sen şöyle gel. Tanır. Sano için ne lazım? Bu ve ordu. Ardından tekrar sen koyamadım. Evet. Bakalım bu araştırmamız neymiş? Bloom. Silver ne olduğunu çok anlayamadım. Şu an daha sonra bir ara okur, iyice incelerim. Bu arada bir süre şu tuzlarla yaşamayı deneyeceğim. Eğer öyle güzelce devam ediyorsa böyle devam edeceğim. Şimdi yatalım. Ve evimi nereye koymayı düşündüğümü size göstereyim.
evimi tam olarak buraya kurmak istiyorum. Şurayı düzleştirip. Ya da aslında buraya değil de şuraya kursam daha mantıklı olabilir gibime geldi. Ama daha fazla boru döşemem gerekecek. Evet. Burayı çok fazla düzleştirmem gerekir ve şu ağaçtan bir şekilde kurtulmam gerekir. Yoksa daha fazla boru. Daha fazla boru. Şimdi swamp var burada. Onu düşünüyorum bir yandan. Yani swamp'a daha yakın olmak isterim de. Daha fazla boru sanki daha mantıklı. Evet, daha fazla boru. Hem bu sayede evim için daha geniş bir alan olur. Evet. Ve yemeğimizi yiyelim. O zaman evimizin merkez noktasını belirleyelim ve orayı 4 ile doldurmaya başlayalım. Bize biraz terraforming lazım. Hadi bakalım. Evimizin merkez noktası burası olsun. Ben burayı alçalatalım direkt. Evet. Hemen geliyorum. Evet, geri geldim. Peki şimdi ne yapacağız? Evet, gördüğünüz gibi burayı biraz düzleştirdim. Tam düzleştirmemişim. Şurayı da düzleştirmem lazım. Ev tasarımı olarak aklımda ilginç ama tanıdık gelecek bir şey var. Onu sonraki bölümde göreceksiniz. Ama hoş bir ev tasarımı. Onun için önce biraz kalıp almam lazım. Evet, tanıdık ancak değiştirilmiş bir tanıdık. Bence bu kadar ipucu şimdiden yeterli. Yani beni iyi tanıyan izleyicilerim, bu arada Adventure Mode'da değilim artık çünkü Tomcraft'ın yeni sürümlerindeki bir bug yüzünden Adventure oynayamıyorum. Tomcraft'ın çoğu şeyi kırılmıyor. Yani Azanor'un bu bug'dan haberi var, düzeltecekmiş. O zamana kadar Adventure Mode'a elveda. Benim için üzücü bir haber. Adventure Mode'dan keyif alıyordum. Neyse. Şimdi F9'a basarak çankların bulunduğu yerlere bakalım. Evimin merkezi bu çankta olacak. Evet. Şu an tamamen kalıp alıyorum. Bu arada unutmadan kasa Efsun'un güncellenmiş sürümünü, yani 1.1'i almış olmanız lazım. Yani şu an 1.1'deyim ve o bug 1.1'de var. 1.0'da olmaması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Varsa da vardır. Ama bir tane Aura Not kırdığımı hatırlıyorum 1.0'dayken. Tam dolduramamışım bu arada. Peki, birbirine başka neler eklendi? Yeni bir modumuz var demiştim. O mod nedir diye soracak olursanız, changelog'ları takip edenler biliyor o modu ne olduğunu. Ama gene de söyleyeyim. Mistcraft. Ayrıca Applied Energy 6'in enerji tüketimi düşürüldü. Gereksiz buldum. O gereksiz yüksek enerji kullanım olayına. Fikrini değiştirebilirim arada öyle. Evin merkezi burası. Bunun çevresinden inşa etmeye başlayacağız. Evet, sanırım burası böyle belli. Peki, malzeme olarak ne kullanacağım? Henüz cidden karar vermedim, bir şeyler deneyeceğim. Deneyeceğim şeylerden bir tanesi de önce şunları bir at. Oy, yok sen değil. Siz gidin.
ineceğim şeylerden bir tanesi de Black Grind. Bir, iki, üç, dört, beş. Kömür gel. Evet. Bunlar pişe dursun. Nasıl dur? Coal dust kullansam daha sağlıklı olabilirmiş. Düşününce. Tamamdır. Neticede aynı enerji verecekler ve bunları yakıt dışında başka bir şey için kullanamıyorum. Bunları kullanabiliyorum. Evet. Hadi bakalım. Bunlar pişe dursun. O esnada biz başka ne yapacağız? Uyuyamayacağız. Sinebarlarımızı bakalım başka ne şekilde işleyebiliriz. Onlara bir bakacağım. Crush Sinebar or Quicksilver Drop. Sinebar Dust. Centrifuge'den Mercury elde ediyor. Mercury'yi bu şekilde kullanabiliyor ya da direkt Quicksilver'a dönüştürülebiliyor. İlginç. Hadi bakalım. Yani sonra Eternal Essence'lar Aura Node'ların kırılmasıyla ortaya çıkıyor. Arada Aura Node kırdım. Ve yapacağım birkaç bir şey değinelim. Eklediğim başka bir moda değinelim. O da Dimensional Anchor. Bunun için Iron Blue'a ihtiyacım olacak. Onun için kompresörü yerleştirmem gerekecek. Bu da demek oluyor ki bir sonraki bölüme. Dimensional Anchor'ı göreceksiniz. Kendisi basit olarak bir chunklı olur. Coal Dust. Sen de gel. Sen de gel. Peki. Yapacağımız şeylere değinelim. Water tankler. Biraz daha water tank lazım bana. Testerem. Başka testere ihtiyacım olacak ama olsun. Şimdi testere. Ya da gerekmeyecek. Ve slime ball. Bir set daha lazım. Yani iki ayrım daha lazım. Tamamdır. İstediğimiz water tankler bunlardı. Ve bir de bize bolca water pipe fluid pipe lazım. Senin normalinden ama. Testere ve çekiç. Yeni testeremize bakalım. Çekiç gel. Yeni de çekiç lazım. Ve yeni file lazım.
bir tane daha. File hazır. Testere başı hazır. Ve çekiç de hazır. Tamamdır. Sen de gel. Evet, şimdi ne yapacağız diye soracak olursanız. Bunu yapacağız. Testere. Çekiç. Aa, soft hammer lazım, pardon. Soft hammer gel. Ve başka bir soft hammer'a daha ihtiyacım var. Testere soft hammer. Gelin. Soft hammer bayağı kırılganmış, kırılganmış adından da belli olduğu üzere. Yumuşak. Şimdi en iyi soft hammer malzemesi ne, onu da öğrenelim bir. Ve oyun çöktü. Evet, geri geldim. Şimdi devam edelim kaldığımız yerden. Bolca pipe yapıyorduk. Pipe'ları ne diye kullanacağım kısmına gelirsek, birazdan göreceksiniz. Hoş bir arkadaş için kullanacağım. Tamamdır. Tam yetti her şey. Ve uyumamız lazım. Yay, Enderman orada. Enderman'le uğraşmak istemiyorum. Örümcek, seni de bir haklayalım. Evet. Şimdi F9. Chunk sınırlarını görmek istiyorum çünkü. Ve Azanor'un efektleri başladı tekrar. Şimdi. Water tanklerimizi buraya koyuyoruz. Çünkü water tankler biyoma göre daha verimli çalışabiliyor. Yani bunun anlamı, Swamp'ta inanılmaz verimli çalışıyorlar. Çünkü Swamp yapısı gereği nemli bir yer. Ama çölde ise aşırı verimsiz çalışıyorlar. Ve ben verimli çalışmalarını istiyorum. Evet. Hepsini tek çanka dolduruyorum gördüğünüz gibi. Ve buraya zaman geldiğinde bir çanka loader koyacağım.
Aslında düşünürsek... Neden balta geldi? Çünkü kazara yer değiştirmişler. Peki, bu water tankları neden kullanıyorum? Çünkü çok fazla suya ihtiyacım olacak. Dolayısıyla çok fazla water tank'e ihtiyacım olacak. En azından başlangıç için. Sonrasında Greg'le elde edebileceğim yollar var da water tankleri seviyorum. Evet. Gelin bakalım. Su tanklarımızı bu şekilde oluşturuyoruz. Bir tane daha yapabilmek isterdim de neyse. Bu da iş görür. Ardından fluid pipe'larımız gelsin. Bunu taşımaya gerek yok şimdi. Evet. Ve bu fluid pipe'lar ta evimize kadar gidecek. Buradan. Eğer yetmezlerse İşte o zaman bunlardan daha fazla yapıp evin oraya taşıyacağım. Çarlar tükenmez. Ama swamp olması tercihimdi. Evet, taşıma işini kamera arkasında yaparım. Konsept bu. Wooden fluid pipe'lar bu arada sıvı taşımak için gayet idealdir. Fakat içinde steam falan filan taşımayın. Yani steam taşımayın özellikle. Çünkü yanıyor. Ki geçenlerdeki bir bölümde görmüştünüz. Neyse, izlediğiniz için teşekkürler. Kötüsü köftenin günler, iyi eğlenceler.